Aman. Ne yapıyorsun eşek? Gel. Gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Dumana gelirken yemek getirdik. Şimdi de arka tarafta bizleri bekleyen salvia ağaçları var. Onları kesmek için geçiyoruz. Yani dik bir video çekeceğim, aklımın ucundan geçmez. Hatta edit falan da yapmayı düşünmüyorum bu videoya. Öyle bir başlamak istedim. Tripodun azizliğine uğradım. Sonrasında yeni bir tripod alıp yatay videolarda çekeriz inşallah. Evet. Bizim elemanlar burada. Bunları temizleyeceğiz bugün. Yani şu güzelliğe bakabilir misiniz ya? Allah'ım şuna bak. Pis 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 pis. Ne yapıyor eşek? Tam eşek ya. Şöyle birazcık etrafın dağınıklığını göstereyim de. Şu odunları bugün halledeceğiz testeremizde. Bayağı onları ufaltacağız, sobaya girecek kıvama getireceğiz. Burada demir kapı. O daha sonradan bahçenin arkasına takılacak. Bunlardan yakılacaklar olacak. Soba tutuşturmak için ayıklanır birkaçı. Bu ağaçlarda meyve ağaçları. Şuradaki yalancı portakal mesela, şunun şeyi çok iyidir. Hatta bir tane göstereyim. Burası normalde şu arka taraf şeydir. Meyve ağaçlarının olduğu bölümdür. Bak bunu göstereyim. Bu da ne yap? Ayağıma geliyor. İncirin içindeki süt var ya. Hani dalından koparırsınız, böyle elinize gelir. Böyle parmağıma hatta bastırırsam muhakkak çıkar yani. Öyle sütü olan garip bir meyve bu. Ezildiği zaman o sütüyle beraber belirli bir kıvama geliyor. O kıvama geldiği zaman da şey oluyor. Kreme dönüşebiliyor. Dönüştüğü zaman, aman ezeceğim seni. Vücudun böyle ağrıyan eklem bölgelerine sürülüyor. Sürüldüğünde anında tesir ediyor. Hatta bizzat ben yaşadım yani. Belim ağrıyordu bir dönem. Onu o şekilde ezdim. Sonrasında işte krem gibi, hatta şeylere, vazelin kutularına bile doldurmuşluğum vardır yani. Ciddi derecede doğal kaynak. Doğal sağlıklı krem yani yapılır. Şimdi duman izin verirse tahtaları ne yapıyor acaba? Tırnaklarını mı kaşıyorsun sen? Duman izin verirse bu odunları testeremizle keseceğiz. Keserken de bir yandan video alacağız. Buranın şu an hali bu şekilde. Bugün inşallah yani şunlar. Ellerimiz zaten gidecek. Bunların hepsi buradan kalkması lazım. Çünkü yavaş yavaş tadilat havasından çıkıp yaza hazırlamamız lazım burayı. Bu arada arkadaki selvi ağaçları, gördüğünüz taşınmış selvi ağaçları, bir ara Sakarya'da olanlar bilir. Lodos vardı. Şunlar lodos zamanı teke söylenip kesilen, şu Sapanca hattının üzerine de düşmek üzere olan ağaçlar. Hatta bir tanesi yıkıldı. Burası da bu şekilde boşluk kaldı. Şimdi devam ediyoruz arkaya doğru. Buradaki çeri çöpü yıkılacakları götürmeye. Şimdi el arabasını bizim bu pis olan mekana getirdim diyebilirim. Bu da bayağı ağır mesela şu an. Tekelle. Abi yok ya. Bu hayatta çalışan adam işi değil yani bu. Video çekeyim göstereyim, ya da varsa bir öneriniz. Yani bu vücuda mı takılan kamera, kafaya mı? Öyle bir şey almam lazım yani. Böyle pek bir mümkünatı yok. Hem bir ürün taşıyacaksın. Dengede tutup hem de video çekeceksin. İnan mümkün olmuyor. Şimdi bu bizim bu demir kesme şeyi büyük ihtimalle. Yani kablosu da ayaklarım dolanıyor. Bunu da alalım buraya. Buradaki yerlere basın. Buralar düzenlenecek tabii arkadaşlar. Yani şu anda dağınık. Dağınık düzenleyecek olan kişi bizler. Onları da yaparken şu şeyi çözmem lazım. Çözebilirsem atacağım.
kamerayı vücuda takma, yani kafa olur. Şu göğüs bölgesini takıyorlardı, görmüştüm. Kemerli memeli bir şey yapıyorlardı ama GoPro içinde o. Ben şu an telefondan çektiğim için, var mıdır öyle bir aparat, ya da olmazsa da ben kendim yaparım. O tripodun kafasını alıp, tripod da orada. Şimdi bunun fayanslar da arka tarafa gidecek. Sonrasında da ağaçları kesmeye başlayacağız ama ondan önce demek ki ben sabah katamadım. Şu an içeride de babam o tarafta. Yapılacak işler var yani, çıkan pislikler. Bu o selviden kesilmiş parçalar. Yani şunlar Holodos zamanı kesildi. Çok rüzgarlıydı o gün ya, harbiden. Hatta okullarda şey yapıldığını hatırlıyorum yani. Yasak mıydı? Gidilmemişti o günün okula. Şimdi o tarafa geçip bakalım da arkaya neler taşınacak. Üstüm başımda batmış. Normaldir. İş zamanı böyle olur. Bu içerideki sobanın çıkış formülü. Sen bunların sağlam olup olmadığını nasıl ayırt ediyorsun? Ha şey kırılmış. Ama çok göremiyorum. Bugün o arkadaki odunları keseceğiz değil mi? Keseceğiz, onları keseceğiz. Tamam. Şu arkaya gidecek. Orada boru arkaya geldi. Bunu silkeledim ben. Silkelerken çekemedim. Hani şu şekilde toprağa böyle pat 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 vurdum. İçindeki istir mistir buralara dökülmesin diye. Bu arada şey göstereyim. Bugün aslında hava tam çalışılma havası. Yani bu havalar şeydir. Ne böyle çok sıcak, ne çok soğuk, ne yağmurlu. Gölge, sürekli bir gölge gibi düşünün. Bulutlu dediğim hava zaten bu da. Ve çalışma ortamında direkt 10 numara. Şuradaki pislikleri de alacağız şimdi. Çuvalımızın içine, bu da böyle çöpe gidecek. Sıfara şeyse. Bu şekilde çöpleri nakil yapıyor. Faraşımız. Bu şekilde süpürülüyor. Sen süpürene kadar ben de onu, bu elemanı arkaya götüreyim. Duvarları da süpürüyor. Ay. Dediğim gibi bu hava abi tam çalışılma havası. Direkt. Bunları şu şekilde, az evvel gösteremedim bari. Bunu göstereyim. Bak şu şekilde vuruyorum ki içindeki pislik şey bari böyle toprağın üzerine dökülsün. Bunu da bu arkadaşın yanına aldık. Tam şey yapmadan yorulan Bilal. Yani öyle step by step dediğimiz, adım adım yavaş yavaş ama istikrarlı şekilde bitecek. Şuralar falan da sonrasında düzenlenecek. İçeri girecekler var. Parmağım da gözüküyor. Pisliği faraşayla tekrardan şu çuvalımızın içine alacağız.
Acayip bir toz çıkıyor. Kamerada gözükmüyor ama. Şunu acaba alabilir miyim ben böyle? Gider ama. Gider ama zorlanıyor. Kaldım böyle bak. Tekerinle kaldım bak. En büyük sakatlık o biliyor musun? Evet. Kaç karşıma. Şunu şuraya. Bırak pisi alıp bu çuvalın içine dolduracağız. Bakıyor musun burada? En azından. Oo. Doğru. Fikir oldu şu. Çuvalı olmasa dök. Bu çuvalı ya. Dökelim. Hatta başka çuval varsa aynı. Olmasa da çuval olmasa da şöyle bir şey buldum. Bu bizim işimizi görür. İçine yapraklar girecek. Şuradaki sonrasında o yapraklar da çöpe gidecekler. Ne diyorsun buna? Şuna baksana. Bunun olması doldur oraya boşalt. Şeyi, ardın oraya bir yere boşalt. Sonra kibir çekene kadar. Arkaya mı diyorsun? Hayır şuraya. Şuraya o şey var ya çöpün yanına. Evet, oraya bir yere boşaltıp bunları yakabiliriz. Mantıklı. Bu arada bu da ben videoyu çekerken pek fazla yüzümü görme imkanınız olmuyor. Böyle bir çekeyim dedim. Yine arkaya gidiyorum. Birkaç tane oradan alınacak poşet var bu yaprakları doldurmak için. Onları alacağım. Burada yaptığım bir hataya değineceğim. Yatay tutmaya çalışmak gerekiyor bu şeyleri. Yoksa bu şekilde soba borusunun içinden dediğimiz o istemediğimiz hisler etrafa dağılabiliyor. Bu da ne oluyor? Sonradan böyle elinize süpürge alıp uğraşmanız için sizleri oyalıyor. Hele ki bu ıslandığı zaman yapışır bir daha yıkamak gerekiyor olabilir. Tamamdır. Devam. Az önce çekemedim. Köpek gezdiriyorlar ama öyle böyle değil yani. Köpekler harbi köpek. Bir yerde gerçi gittiler artık gözükmez çok fazla. Şu son parçayı da çöpe attık. Baksanıza abi buradaki. Buradaki köpekler normal boyutta değil ya. Bayağı büyükler yani. Oradakiyle bir kesiştik bu arada. Kamera uzakta gibi gösteriyor ama o kadar uzak bir mesafe yok yani aramızda. Şimdi yavaştan taşıma işlerine geçiyoruz. Ondan dolayı eldivenleri geçirdik böyle. Bunu da tabii telefonla tuttum elimi. Şey yapacağım. Buzdolabıyla bulaşık makinesi içeriye geçecek. Bozun da dibine çökmüş yapraklar. Bu aslında istediğimiz bir durum. Sonrasında buralar süpürülecek. Şu anda dolap bana dayalı bir şekilde. İnanılır gibi de. Yani şu an bana dayalı yani. Tamam. Göbeğime iki elimle bir elim telefon tutuyordu. Ortama bakar mısın ya? Allah'ım yarabbim. Abi şu anda öyle bir işe kalkıştım ki. Hani bir elimde bu var. Bir elimde videoyu açmaya çalışıyorum. Anla tamam. Hop. Bağla. Oh. Oluyor. Bitiyor gibi. Bayağı bir oldu. Bu arada buzdolabını içeri çektik. Yani bu video tarzı da çok garip değil mi yani? Hani böyle story gibi. Ama uzun bir video. Garip. Bu tarzda çeken görmedim. Belki farklı bir etkileşim olur. Sizlere bir şey daha göstereyim. Şu parça yetişemiyorum gerçi. Plastik parça. Şu ışıklardan eğer alacak olanınız varsa bahçe ışıklandırma için
Ön tarafında duran ışıklar şu LED'i koruması amaçlı. Tabi rüzgar zamanı, yağmur, soğuk, sıcak derken ne oluyor? Oradan çıkıyor. Ben de onları almıştım. Bu şekilde koymuştum. Tabi onlar dağılmış. Yani onlar mevsimsel şeye çok dayanmıyor. Eğer böyle bir eşya alacak olanlarınız varsa bahçe ışıklandırma için değiştirmek gereken ürünlerden. Bu cam nasıl nereye geldi ya? Pimapen atla camlı değil. Buralar toparlanacak. Keseceğimiz odunların gireceği yer. Orası. Sonrasında kışın yakmak için burayı toparlamaya geçeceğiz. Tripodum olsaydı koyacaktım ama şu anda kullanamayacağım. Onu dışarı mı çıkartacağız bu? Yani dışarı çıkartmamız daha mantıklı. Sonra burayı şuraya koyabiliriz karşıya. Tamamdır. Ben bunu iki elimle yapacağım. Bu şekilde. Burayı aldık. Bu da güneş paneli. Evin üst tarafındaki suyu ısıtma yolumuz. Az evvel bunu aldım. Bu çok ağır bir şey değilmiş. Bu bildiğimiz anten yani. Orada bir tane de krampon gördüm ben. Onlar da gidecek. Çöpe atılacakları bunun içine koysak çok mantıklı. Paşa. Bayağı ağır bir parça, bunu içeri alayım şimdi ben. Bu da az evvel sizlere bahsettiğim o şeyden. Şu ledleri koruması için o plastik tabaka. Bu çalışmadığı için bunu dışarı alıyoruz bu şekilde. Sonrasında bakacağız buraya. Tüp çektik. Şu malzeme duracak değil mi? Bunun üzerine koyacağız. Bunun üzerine koyacağız. Ağaçları keseceğiz. Sokula girecek gibi. Şunları şöyle al, şunları sıraya koyacağız. Bak şu küçüklere sepet getir oğlum sen. Sepet. Sepet burada. Ama kırıklar bunlar. Sağlam sepet yok gibi. Şu saksıları bir yere alırsak şimdi bakalım. Ben bu saksıyla iki tekerle, hadi tekerle bir deneyelim bakalım. Sizler görün diye çekmeye çalışayım. Hatta bunları abi en mantıklısı içeri almak. Bu ürün dışarıda durduğu takdirde eskir. Yağmurdur, şeydir. Bunu mantıklı olan içeri almak. Yani şu aşamada odunlar gireceği için bu bizim işimizi gördük. Bunları alıyoruz içeri. Niye yatay koyuyorum? Dikey koysam daha iyi olur değil mi? Hepsi dikey şekilde sığamayacağı için bu şekilde yapıyorum. Bunlar manyak yanar ya. Bekle bekle. Çekeyim. Muhterem de diyor ki bırak. Telefonundaki performansın daha düşük oluyor. Tabii iki elle nazaran teki. Çalışmıyor. Geliyor.
Ayaklarım gitti ya. Abi. Yani öyle da benzin götürüyorum da öyle bir ses çıkartıyor ki. Ama 2 dakikada epey bir iş halloldu. Şunu insan eliyle alamazsın. Ben bu kadar büyüklerine kesileceğini tahmin etmiyordum. Şu an vaziyet bu şekilde başladık. Onlar hadi kolay onlar da. Şunları kesemez sonra şunları. Şunu ikiye bölelim şunları. Tamam mı? Ondan sonra baltayla keseceğiz bunları. Tamam mı? Ondan sonra. Bismillah. Benzin nakli yapılıyor. Şunu ben halledeyim. İlerleyen süreçte çekmeye çalışacağım. Bu da benzin. Benzin burak demeymiş ya. Sarı bir şey bekliyordum. Daha çok turuncu gibi. Pembe gibi. Parçayı buraya getirdim. Yani bir yandan video çekip de bu işleri yapmak ne bileyim ya. Garip. O ayrılmış mı? Şimdi şeyi sormaya gidiyorum. Kesilen parçaları masa yapabilir miyiz diye. Hemen gidiyorlar ya. Testere işimiz bitti. Bahçenin hali bu şekilde. Balta. Şimdi geldik mi benim mevzuya? Balta da benim işim ya. Baltayla biraz daha rahat. Testereyle zaten keserken teyzem çekti birkaç bir şey. Onları da koyacağım. Güzeldi ya. Bayağı bir şey hatta. Temizlendi. Güzel oldu. Çok kalın ya. Bayağı büyük. Selvi gövdelerini paramparça yaptık. Şu şekilde. Tabii onlar o şekliyle sobaya girmez. Girmediği için de
Bir balta değecek yani. Bir benim elimde değmesi lazım. Şimdi ben bir mola vereyim. Anlayanlar bilir mola ne demek olduğunu. Moldan sonra baltayla işimiz. Üst başı çok gözetmeyeceksiniz arkadaşlar. Sade kahveyi tercih ederiz. Ben de bakayım. Çekeceğim bir saniye. Kahvemi bir saniye yudum. Oh oyna oyna. Bokunda boncuk ara. Ara bokunda boncuğu bulursun. Güzel ya, ben beğendim. Yani kahve. Benim o dediğimi çekseydin bokunda boncuk. Şu an o da çekiliyor zaten. Hı? O da çekiliyor. Hadi görüşürüz teyze. Zannediyor ki o çekilmiyor. Bunları atınca artık izler. Aha geldik. Şimdi aslında şey. Balta. Yavrum benim ben. Maşallah. O kadar sert vurursan. Sen ne yapacaksın? Bunlardan sonra gideceksin mi? Ya da... Hemen bunu 2-3 tane keselim. Bunlar sobaya girecek kıvama geliyorlar. Ben geniş açıda almam. İşte bu. Vay be. Çok tekrar. Fazla güce gerek yok. Onu öğrendim ben bu işte de. Bu işte baltayı serbest bırakabilme daha önemli. Şimdi kestiğimiz parçaları alıp bu şekilde şunu formaliteden göstereyim de nasıl yaptığımızı. Bu şekilde diziyoruz. Niye? Hem düzen dursun hem de yakacağımız zaman direkt gelip buradan alıp sobayı doldurmak için. Şurada da soba dolduruyorum ben genelde. Kapanışı yapıyoruz. Evet. Bu açılmayan kapımız. Ay. Hop girdi. Tamamdır. Oo, testere dışarıda kalmış. Şunları atıyoruz. Orayı da yakacağız bakalım. Şeyimin eşi de orada. Telefon elimdeyken aşırı derecede kısıtlanıyorum. Dolayısıyla aynı yolu 2-3 kere yürümek zorunda kaldığım olmuyor değil. Oluyor. Köpek mepek yok inşallah. Bismillah. Köpek de burada. Buradakiler zaten. Buradakiler köpek gibi değil ki. Daha ayısı gibi. Kedi gördüm bir tane. Dur onu göstereyim. Pıs 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 pıs. Manyak orada ne işi var? Gel. Şuna bak. Orada kedileri hatırlıyorum bak. Ben bu dönem bir dönem burada kaldım. Şu anda burada değil, merkez yönünde oturuyorum. O dönem burada 6-7 hatta ona kadar çıkmıştı, kedilerim vardı. Buradakilerin hepsi benim elimden beslenmiştir yani, o konuda hiç şüphe yok. Bunu da yerine koyalım. Artık yavaştan fark ettiyseniz toplanma şeyine geçtik. Gideceğiz çünkü. Oh, kapıyı kapatayım. Orası da karşı tarafta Sakarya'da olanabilir. Beş köprü manzarasıdır. Yani oradakiler baltayla alınacaklar var. Ama genel itibariyle hani gidiş hattımızı anlattığımı düşünüyorum. Yani ne olacak abi? Testereyle büyükler ufaltılır. Küçükler de baltayla küçültülür. Sobaya amacımız girebilecek konuma buradaki güzel ağaçlarımızı yerleştirebilmek. Kapanışı ön kamerayla yapayım. Hem de size bir soru yönelteyim. Şu tabloyu bir iyi bakın. Size bir soru yönelteceğim. Gençler sorum şu şekilde. Burada gördüğünüz selvi ağaçları sizce kaç kışlık ısı
için kullanılacak yani. Kaç kışlık soba? Bir tahmin yürütün bakalım. Yani ne diyeceksiniz? Evi de göstereyim. Evin içinde başka bir şey yok. Doğalgaz sistem yok yani burada. Burada şeyli. Kışta 3 ay boyunca, hatta 6 ay boyunca kesinlikle burada soba yanıyor. Ona göre bir tahmin yürütün bakalım. Tekrardan göstereyim ağaçları. Bu da böyle bir bitiriş sorusu olsun sizlere. Şu şekilde. Var mıdır bir tahmin? Bu arada videoyu bitirmeden şunu da söyleyeyim. Burası şu anda before after gibi bir durum yaşıyor. Yani salıncağa bakın mesela, salıncak o tarafta. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama. Bittiği zaman da hani bu videoya bakarak arkadaş zaman içinde ne kadar şey değişmiş göreceğiz beraber. Burası da dumanın yemi, makarnadır falandır filandır. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımı da hoşunuza giderse, yani bu tarz videolar atmayı düşünüyorum. Bunu hangi kanala atacağım daha bilmiyorum ama. Evdeki Hayati'ye de bir kanalım var ama bunu kişisele de atabilirim. Çünkü kendim çok fazla ön rollü oldum. Böyle tahmin etmiyordum. Bak burada da bir tane şeyimiz var. Şey palmiye. Bunlar palmiye. Buraya şey de almayı düşünüyordum. Hurma ağacı deniliyor. Çok güzel bir ağaç. Palmiyeden hallice bir ağaç yani. Onun da görüntüsü çok iyidir. Büyüdükleri zaman bayağı büyüyorlar. Havuzun kenarına falan manyak olur diye düşünüyordum. Tabi bütçem yetmedi. Yani burada peyzajlar tanıdığım olmasına rağmen öğrenci adama birazcık sıkıntı çıkartıyor. O şekilde gençler dikkat edin. Allah'a emanet olun. Doğayı sevin. Doğayla kalın.